Günün belki de en ürkütücü haberi. Bu sabah Kadıköy'den geldi o haber. Bir çöp konteynerinde iki insan bacağı bulundu. Sokak hemen güvenlik çemberine alındı. Jet hızıyla soruşturma başladı. Ortada hunharca işlenmiş bir cinayet olduğu açıktı ama ne kurbanın kimliği ne de katilin kim olduğu belliydi. Akşam saatlerinde hepsi tek tek yanıt buldu bu soruların. Bakın katliamın arkasından ne çıktı? Çuvalın içinde bir açtık çuvalı, baktık ki insan bacakları. İki tane bacak vardı çuvalın içinde. İstanbul Kadıköy Acıbadem Mahallesi sakinleri güne kabusla başladı. Kabusun nedeni çöp konteynerinden çıkan iki kesik bacaktı. İki bacak var, muhteşem kesildi diye söyleniyordu. Sabah saatlerinde bir kadın kağıt toplayıcı Acıbadem'deki Zemaat Sokağı işte buraya geldi ve bu çöp konteynerine yöneldi. Çöp konteynerinin kapağını açtığında içinde bir çuval gördü. Çuvalı alıp içine baktığında iki kesilmiş bacakla karşılaştı. Açtık çuvalı, baktık ki insan bacakları. İki tane bacak yani, bir çuvala koymuş, halıya sarmış. Kötü bir şey ya, vahşet yani, vahşetsiz bir şey. Çöpten çıkan, halıya sarılı halde çuvalak olan iki kesik bacak mahallede büyük korkuya sebep oldu. Herkes kesik bacakların kime ait olduğunu merak ederken polis kimlerin ve ne zaman o kesik bacakları getirip çöpe attığını bulmak için olay yerinde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlk tahminlere göre ceset parçaları bir kadına aitti. Ya başka bir yerden mi atıldı, buradaki bir komşumuz mu, yüz yüze baktığımız birisi mi, onun bir endişesi var. Başka yerden olduğunu düşünüyorum. Yani bizim Kadıköy'de ya da Acıbadem'de böyle bir şey olacağına ben inanmıyorum. Olay yeri inceleme ekipleri bir kadına ait olduğu tahmin edilen o bacakların bulunduğu çöp konteynerinde incelemesine devam ediyor. Yaklaşık 3 saattir olay yerinde ve çöp konteynerinden bir ipucu arıyor. Bir iki tane kadın bacağı bulduk demişler ilk başta. Sonra erkek bacağı da olabilir demişler. Ve polis aradığı izi yine o çöp konteynerinde buldu. Bacakların konulduğu çuvalda bir kargo şirketinin numarası vardı. Cinayet polisi oradan katil zanlısına ulaştı. İki tellide yakalanan zanlı tartıştığı 55 yaşındaki amcasını öldürdüğünü itiraf etti. Başaları nereye attın? Neden tartıştınız? Katil zanlısı amcasının cansız bedenini parçalara ayırmıştı. Kesik bacak cenaze aracıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Kan donduran cinayetin neden işlendiği zanlının sorgusunda belli olacak. Polis şimdi cesedin diğer parçalarını arıyor. Amcanı sen mi kestin? Ne kullandın? Testere ve bıçak mı? Başaları nereye attın? Neden tartıştınız?